Arkadaşlar bu dersimizde elektrik alan çizgileri, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerjiden bahsedeceğim. Şimdi ilk dersimizin ilk konusu elektrik alan. Elektrik alan vektörel büyüklüktür. Coulomb kuvvetinde olduğu gibi bu da vektörel büyüklüktür. Yani yönlü bir büyüklüktür. Elektrik alan bir yükün bir noktadaki bir kulomplu yük üzerinde oluşturduğu elektriksel kuvvete biz elektrik alan diyoruz. Şimdi bu noktada bir yük olmadığı için bu noktanın elektrik alanını bulurken biz bu noktaya bir temsili yük koyuyoruz. Bu yük bir kulomplu yük, temsili bir yüktür. Buraya koyuyoruz ve bu sayede bu noktadaki elektrik alanı buluyoruz. Şimdi burada işaretlerin bir önemi yok. Aynı Coulomb kuvvetinde olduğu gibi burada da işaretlerin bir önemi yok. İşaretler sadece bize neyi gösterir? Elektrik alanın yönünü ya da kuvvetin yönünü gösterir bize. Şimdi burada oluşacak elektrik alanın yönü ne tarafa doğru? Artı olduğu için birbirini çekeceği, iteceği için haliyle şu yönde bir elektrik alan oluşacak. Aşağıdaki kısma bakacak olursak eksi Q yükü artı bir kulomplu yüke nasıl bir elektrik alan uygular? Hangi yönde uygular? Haliyle bu yönde bir elektrik alan uygulayacak. Eksi artı birbirini çektiği için kendine doğru bir elektrik alan oluşturur. Şimdi bunu şu bağıntıdan buluyoruz. Elektrik alan vektörel büyüklüktü. K çarpı Q bölü D kare bağıntısından bir noktadaki elektrik alanı rahatlıkla bulabiliyoruz. Buradaki bağıntı aslında Coulomb kuvvetinden geliyor. Yani biz Coulomb kuvvetindeki bağıntıdan faydalanarak bu bağıntıyı buluyoruz. Şimdi Coulomb kuvvetini bir hatırlayalım. F eşitti K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi formülümüz. Şimdi buradaki Q1'imiz kim? Q1'imiz artı Q. Yani buradaki Q2'miz bu. Bu noktadaki Q2'miz var mı? Yok. Q2 neymiş bu noktada? Artı 1. Artı 1'i yazarsanız artı 1. Aradaki uzaklık zaten D kare. Bu Q çarpı 1 bize neyi verir? Yine Q'yu verdiği için haliyle buradan bu bağıntıyı bu sayede elde etmiş oluyoruz. Yani iki formül ezberlemektense bundan çıkardığımızı görün istedim. Şimdi siliyorum. Şimdi elektrik alan çizgilerinden biraz bahsedelim. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğrudur. Şimdi şöyle görsellerle şurada çizimlerle gösterdim. Artıdan çıkıyor. Buradan eksiye giriyor. Şurada şekilde bir levha şeklinde yaptım. Artı yükler bu şekilde eksi yüklere doğru hareket ediyor. Şunu da unutmayalım. Eğer elektrik alan çizgileri nerede yoğunsa, diyelim ki yoğunlaştıkça elektrik alanın büyüklüğü de artmıştır diyebiliriz. Yani elektrik alanın şiddeti arttıkça elektrik alan çizgilerinin sıklığı da artar. Şimdi şuraya bir bakalım. Şurada aynı yükler birbirini iteceği için haliyle burada ne oluşur? Bu noktada bir itme gerçekleştiği için şöyle bir görüntü oluşmuş olur. Şimdi elektrik alanla ilgili biraz sorular çözelim. Aynı zamanda elektrik potansiyel enerji ile ilgili de sorular çözüp dersimizi bitirelim. Şimdi ilk sorumuzla, basit bir sorumuzla başlayalım. Şöyle soru diyelim, soru. Şöyle bir artı Q yükümüz olsun. Şu noktada şuraya X diyelim ya da eksi 2Q diyelim ki işaretlerin bir önemi olmadığını görün diye. Eksi 2Q olsun. Şu aradaki uzaklık da 2D olsun. Şimdi diyelim ki X noktasında oluşan elektrik alanın büyüklüğünü bulunuz.
Şimdi bu noktadaki elektrik alanı benden istiyor haliyle. Bu noktada bir yük yok. Haliyle ben temsili bir yük koyuyorum buraya. Buradaki temsili yüküm ne kadardı? Bir klompluk yük. Buraya koydum. Bir klompluk yük. Şimdi ne oluyor? Önce elektrik alanımın yönünü de haliyle belirlemem lazım. Eksi artı ne yapacak? Bu nokta kendine doğru çekecek. Şöyle bir elektrik alanın yönü bu şekilde oluşacak. Şimdi bunun çözüm diyelim. Sayısal değeri ne? Çözüm. Hemen bağıntımızı yazıyoruz. Bağıntımız şuydu. K çarpı Q bölü D kareydi. Formülümüz buydu. Vektörel bir büyüklüktü. Yönlü bir büyüklüktü. Şimdi hemen değerleri yerine yazalım. K sabit zaten. Q eksi 2Q. Tabii ki eksinin bir önemi yok. O sadece yönü ifade ediyor. 2Q bölü aradaki uzaklık 4D kare. Şunu sadeleştirirsek K çarpı Q kare ve K çarpı Q bölü 2D kare çıkmış. Sonucum çıkmış olur. Bu şekilde yazabilir. Basit bir soruyla başladık. Şimdi biraz daha karmaşıklaştıralım yavaş yavaş. İkinci soru şöyle olsun. Şimdi buraya artı bir Q yükü koyalım. Aradaki uzaklık D olsun. Şuraya yine bir O noktası olsun. Şurada da eksi 2Q olsun. Şuradaki uzaklık da D olsun. Şimdi şöyle diyelim. O noktasındaki artı Q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alan E ise bileşke elektrik alan kaç E'dir? Şimdi soruyu daha iyi rahat çözebilmek için yine buralara kimin kimi ittiği belli olsun diye şöyle AB diyelim. AB noktalarını yazalım. Şimdi önce bunun bu noktada şöyle bir artı temsili yükümüzü koyalım. Artı bir klompluk yükümüzü koyduk. Şimdi artı Q yani A noktasının O noktasını oluşturduğu elektrik alanın yönünü çizelim. Artı artı olduğu için ne yapacak? Birbirini itecek. Şurada bir EA oluşacak. A'nın oluşturduğu. Şimdi B'nin de aynı şekilde O noktasında bir elektrik alan oluşturacak. Onun yönünü de çizelim. Artı eksi ne yapacak? Birbirini çekeceği için bu yönde bir EB oluşacak. Şimdi EA'nın değeri bana verilmiş. Kaç demiş? E'dir. Bileşkeyi soruyor zaten. Şimdi EA'nın EA'nın E olduğunu bize soruda vermiş. E'nin işte K Q bölü D kare cinsinden değerini biz bulalım yine. Şimdi EA'yı bir yazalım. EA için bunun oluşturduğu bir kuvvet, elektrik alan. Şimdi Q çarpı K çarpı Q bölü aradaki uzaklık D'nin karesi. Şimdi buna ne demiş? Buna E demiş. Şimdi diğer kısma geçelim. B için yazalım. B'nin O noktasında oluşturduğu elektrik alanın K Q bölü D kare cinsinden değerini yazalım. K sabitimizi yazdık. Q eksi 2 Q yazmıyoruz. Q yazıyoruz. İşaretlerin bağıntıda bir önemi yok. Sadece yönü bildirir demiştim. Aradaki uzaklık ne kadarmış? D kare. Şimdi ben K Q kare bölü K Q bölü D kare E demişsem K çarpı 2 Q bölü D kare de kaç demem lazım? 2 E demem lazım. Şimdi bu şekilde sonuçlarımızı E cinsinden bulduk. Şimdi O noktasını şuraya çizeyim daha iyi anlamanız için. Şimdi O noktasını buraya çizdim. Bakın bu yönde A'nın oluşturduğu bir elektrik alan var. Ne kadar? E. Bir de B'nin bu yönde oluşturduğu bir elektrik alan var. 2 E. Şimdi bu vektörel bir büyüklük olduğu için aynı yönlü kuvvetler toplanır, zıt yönlü kuvvetler birbirinden çıkartılır. Şimdi aynı yönlü olduğu için şunları toplarsanız
3E bulmuş olursunuz. Yani bileşke elektrik alanım E cinsinden 3E'ymiş. Hemen bir başka bir soru çözelim. Bununla ilgili biraz da elektriksel potansiyeli, potansiyel enerjiyi içine koyarak sorularımızı çözelim. Dediğim gibi elektrik alan, elektriksel potansiyel, potansiyel enerjiyi ayrı bir konu altında işlemeyeceğim. Sorularla pekiştirmeye çalışacağım. O yüzden elektrik alanı içindeki sorularla beraber onu da görmüş olacaksınız. Şimdi şöyle bir tane soru çizelim. Şöyle düzgün. Evet. Şuraya şöyle artı Q diyelim. Eksi Q yükü şuraya koyalım. Şuraya da artı 3 Q yükünü koyalım. Burası O noktası. Aradaki uzaklık R. Evet. Şimdi şuradaki açıları da versin 30. Şuradaki açı da 30 olsun. Bize desin ki O noktasındaki A şıkkı, O noktasındaki bileşke elektrik alanı bulunuz. Elektrik alanı bulunuz. B şıkkımız da O noktasındaki elektriksel potansiyelin ne olduğunu sorsun bize. Bileşke elektriksel potansiyel. O noktasındaki ki bileşke elektriksel potansiyeli bulunuz. Çözümünü de yan tarafa yazalım. Evet. Şimdi konu anlattığımda bahsetmiştim. Elektrik alan ve Coulomb kuvveti vektörel büyüklüklerdi. Yani yönlü bir büyüklüktü. Ama elektriksel potansiyel ya da potansiyel enerji vektörel büyüklük değil. Skaler bir büyüklüktür. Yani yönlü bir büyüklük değildir. Bunda yöne dikkat etmeyeceğiz. Şimdi yani burada artıların eksilerin işlemde bağıntıda bir önemi yokken elektrik alanda elektriksel potansiyelde eksi ve artıları almak zorundayız. Onların bir önemi var. Çünkü bu skaler bir büyüklüktür. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. O noktasında oluşan elektrik alanı bulunuz demiş. Şimdi önce elektrik alanın yönlerini bulmam lazım. Şuraya yine şöyle A noktası diyelim. İşlemimiz karışma A, B, C noktalarını koyalım şöyle. İşlemlerimiz karışmasın. Şimdi A noktasının yükün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan yani elektrik alan yönü ne tarafa doğru? Şuraya temsili yine bir artı Q yükümüzü koyuyoruz. Artı bir Coulomb'luk yükümüzü O noktasına koyduk. Şimdi artı artı ne yapacak? Birbirini itecek. Şöyle bunları da İşlem sonucu farklı çıkmasın diye şöyle eksi yapalım şunu. İşlemimiz tam çıksın. Şimdi artı eksi olduğu için haliyle bunlar ne yapacak? Birbirini çekecek. Elektrik alanın yönü bu tarafa doğru. Yani EA'nın oluşturduğu elektrik alanın yönü bu şekil. Şimdi B noktasından O noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü çizelim. Eksi artı birbirini çekeceği için şu yönde bir EB elektrik alanı oluşacak. Şimdi artı 3Q artı 1 C noktasındaki yükün O noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü ne taraf? Artı artı olduğu için birbirini itecek. Şu yönde bir EC elektrik alanı oluşturacak. Şimdi sırasıyla bunların değerlerini yazalım. Şimdi
EA diyelim. A'nın sayısal değerini bulalım. Aradaki uzaklığın burası R ise bu bir daire olduğu için dairenin yarı çapları her noktada merkezden eşit uzaklıkta olduğu için burası R ise burası da R, burası da R, burası da R olacağı için yarı çaplar birbirine eşit olduğu için R yazabilirsin. Aradaki uzaklık R. Şimdi yazalım. İşaretin bir önemi yoktu. Q bölü R kare A noktasında oluşturulan elektrik alanım değeri Q R kareymiş. Şimdi B için yazalım. Bunlar vektörel büyüklükler tabii ki. Yazıyoruz. K çarpı, bunun için yazıyoruz. Q, eksinin artının bir anlamı yoktu. Bölü R kare. C için yazıyorum. K çarpı 3, 1 olduğu için çarptığınız zaman 3 Q bölü R kare. Şimdi ifadeler bakarsanız KQ kare KQ bölü R kare, KQ R bölü bölü R kare, C için K3Q bölü R kare. Demek ki ben buna E dersem buna da E derim. Buna ne derim? 3E derim. Şimdi şu O noktasını buraya taşıyalım daha iyi anlamanız için. Görüntüsünü de şuraya alalım. O noktası olsun. Şu tarafa doğru E var. Bu tarafa doğru E var. Şimdi sadece 3 için almadık. C'nin oluşturduğu elektrik alanı daha çizmedim. Şimdi şurası 30. Şurası 30 ise şu aradaki açı kaç olur? 120 olur. Şimdi aradaki açı 120. 120 derece. Vektörleri hatırlayın. Vektörlerde ne demiştik? Aradaki açı 120 ise kuvvetler birbirine eşitse neydi? Bileşke kuvvetimiz bunlardan birine eşitti. Demek ki bileşke kuvvet ne kadarmış? E'ymiş. Tamam, bu eksik A ve B noktasındaki yüklerin oluşturduğu elektrik alanın yönü bu tarafa doğru E. Bir de artı C noktasındaki artı 3 Q'luk yükün oluşturduğu bir elektrik alan vardı. O ne kadardı? Bu tarafa doğru 3E'ydi. Şimdi hepsini bir noktada tekrardan yazacak olursam eksi Q, bir de A ve B noktasında oluşan elektrik alan E, aynı şekilde bir de kimin oluşturduğu? Artı 3Q'nun oluşturduğu elektrik alan da 3E. Aynı yönlü kuvvetler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Bunu toplarsanız sonucumuz kaç çıktı? 4E çıkmış oldu. Evet. Şimdi bir de B şıkkına geçelim. B şıkkına neyi bizden istiyor? B şıkkında O noktasındaki bileşke elektriksel potansiyeli istiyor. Şimdi şunu silelim. B şıkkını da aynı şekilde buraya yazalım. Evet, B şıkkını da şöyle yazalım. B şıkkında elektriksel potansiyeli bulunuz. Potansiyeli biz V ile gösteriyorduk. V. Şunlara yine yönlü bir büyüklük değildi. Haliyle şunları siliyorum. Büyüklüğün bir önemi, yönün bir önemi yoktu burada. Tekrardan sorumuzu, evet, bu şekilde. Evet. Şimdi VA diyelim. Formülümüz neydi? K çarpı Q bölü D'ydi. Elektriksel potansiyel. Formülümüz bu. Şimdi B noktasının O noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyeli A noktasını önce yapalım. Ne kadarmış? K çarpı, eksilerin bir önemi var. Eksi K Q bölü D. Eksinin önemi var. Bunu yazdık. B'nin ne kadarmış? O da eksi olduğu için. Eksi K Q bölü D. C için yazalım. C için yazacak olursak artı 3, artı olduğu için 3Q bölü R cinsinden verildiği için biz de R yazalım. R yazacak olursak. Şimdi bakacak olursanız bunların toplamını bizden istediği için V
toplam O noktasında oluşturulan toplamı sorduğu için VA artı VB artı VC şeklinde yazmamız lazım. Şimdi bunları yerine yazacak olursanız eksi K Q bölü R art eksi K Q bölü R artı 3 şöyle yazalım. K çarpı 3 Q bölü R şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunları toplarsanız eksi 2 K Q bölü R oldu. Burada K 3 Q bölü R oldu. Çıkartırsanız artı K Q bölü R sonucuna ulaşırsınız. Evet. Dediğim gibi elektrik alan yönlü bir büyüklüktü. Elektriksel potansiyel yönlü bir büyüklük olmadığı için eksileri aldık. Diğerinde eksileri almadık. Sadece yönü belirlemek için kullandık. Dersimizin böylelikle sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.